Saffat suresinin 100 ve 113. ayetler arası bu kıssaya ayrılmıştır. Ders veren her Kur'an ve Hazreti Peygamber hikayesi gibi sarsıcı bir hikayedir. Bir baba ile oğlunun ürperten, dikkat çeken, sarsan hikayesidir. Gelin hep beraber bu ibretlik hikayeyi hatırlayalım. Hazreti İbrahim'in hiç çocuğu olmaz. Yaşı 86'ya ulaşmış bu büyük peygamber, davasını ve ailesini devam ettirecek temiz bir evlat arzu eder ve Allah'tan ister. Ve o arada da "Bana bir evlat verirsen onu kurban ederim." der. Yüce Allah, Hacer validemizden Hazreti İbrahim'e bir erkek çocuk nasip eder. Bu çocuğa da İsmail adını verir. İsmail aleyhisselam 7 yaşına bastığı sıralarda İbrahim peygamber Şam'daki evinde uyurken rüyasında oğlu İsmail aleyhisselamı kurban ettiğini görür. Hemen Burak'a binip Mekke'ye gelir. Onu annesinin yanında buldu. İsmail aleyhisselama dedi ki, "Oğulcuğum, bir ip ve büyük bir bıçak al, sonra şu vadiye gidelim," dedi. Rabbinin kendisine emrettiği şeyden hiç bahsetmedi. Baba oğul Şıp Vadisi'ne doğru yöneldikleri zaman şeytan bir adam suretine girip Allah'ın emrini yerine getirmekten vazgeçirmek için İbrahim aleyhisselamın yolunu keser. "Ey ihtiyar, nereye gidiyor ve ne yapmak istiyorsun?" diye sorar. İbrahim aleyhisselam, "Şu vadiye gidip oradaki bir işimi görmek istiyorum," der. Şeytan, "Sen herhalde İsmail'i boğazlamak istiyorsun," der. İbrahim aleyhisselam, "Sen hiçbir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü?" diye sorar. Şeytan, "Evet, o baba sensin," der. İbrahim peygamber, "Ben çocuğumu niçin boğazlayacakmışım?" diye sorar. Şeytan, "Sen bunu Allah'ın sana emrettiğini sanıyor ve söylüyorsun," der. İbrahim aleyhisselam, "Eğer Allah bunu yapmamı bana emrettiyse, Allah'a boyun eğip onun emrini yerine getirmeyi uygun bulurum," der. Şeytan, "Vallahi sanıyorum ki şeytan rüyanda sana gelip şu oğlunu boğazlamanı emretmiştir. Sen onu boğazlamaya gidiyorsun," deyince İbrahim aleyhisselam onun şeytan olduğunu anlar. "Ey Allah düşmanı, vallahi ben Allah'ın emrini o vadide mutlaka yerine getireceğim," der. Şeytan İbrahim peygamberden ümidini kesince İbrahim aleyhisselamın arkasında ip ve bıçak taşıyan İsmail aleyhisselamın önünü keser ve ona der, "Ey çocuk, baban seni nereye götürüyor biliyor musun?" diye sorar. İsmail aleyhisselam, "Ev halkımıza şu vadiden odun toplayacağız," der. Şeytan, "Vallahi baban seni boğazlamak istiyor, boğazlamaya götürüyor," der. İsmail peygamber, "O beni niçin boğazlayacak? Sen bir babanın çocuğunu boğazladığını gördün mü?" diye sorar. Şeytan, "İşte o baba budur," der. İsmail aleyhisselam, "Babam beni niçin boğazlayacakmış?" diye tekrar sorar. Şeytan, "Rabbinin bunu kendisine emrettiğini sanıyor," der. İsmail aleyhisselam, "O Rabbinin kendisine emrettiği şeyi yapsın. Onun her nerede olsa Rabbine boyun eğmesi, Rabbinin buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir. Ben de emri dinler ve ona boyun eğerim," der. Şeytan, İsmail peygamberin de kendisini dinlemekten kaçındığını görünce hemen onun annesine gider. Hazreti Hacer o sırada evinde bulunuyor. Ona, "Ey İsmail'in annesi, İbrahim'in İsmail'i nereye götürdüğünü biliyor musun?" der. Hazreti Hacer, "Şu vadiden bize odun toplamaya götürdü," der. Şeytan, "O İsmail'i ancak boğazlamak için götürdü," der. Hazreti Hacer, "Bir babanın çocuğunu boğazlayabileceğini nasıl düşünebiliyorsun? Hayır, öyle değildir. O oğluna karşı çok şefkatlidir," der. Şeytan, "O bunu Allah'ın kendisine emrettiğini söylüyor ve sanıyor," der. Hazreti Hacer, "Eğer Rabbi bunu emrettiyse Allah'ın emrine boyun eğmek gerekir. Her nerede olsa onun Allah'a boyun eğmesi, Allah'ın buyruğunu yerine getirmesi daha iyidir," der. Şeytan İbrahim aleyhisselama ve onun ev halkına bir şey yapamadığına kızgın bir halde geri döner. Hepsi de Allah'ın buyruğunu dinlemek
ve ona boyun eğmekte birleşirler. İbrahim peygamber, Sebir Vadisi'nde oğluyla baş başa kalır. Ona, ''Oğulcuğum, ben seni rüyamda boğazlarken gördüm.'' diyerek kendisine emrolunanı haber verir. İsmail aleyhisselam, ''Babacığım, sana emrolunanı yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah'ın emrine boyun eğ. Her iyilik Rabbinin emrine boyun eğmektedir.'' dedikten sonra, ''Sen bunu anneme bildirdin mi?'' diye sordu. İbrahim peygamber, ''Hayır, bildirmedim.'' der. İsmail aleyhisselam, ''Bildirmediğine iyi ettin. Sonra da, ''Babacığım, boğazlamak istediğin zaman beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Çünkü ölüm çok çetin ve zordur. Bıçağın tenime dokunduğunu hissedince çırpınmayacağımdan emin değilim. Bıçağını iyice bileyip keskinleştir ve boğazıma hemen çalıver ki beni çabuk öldürsün, rahata kavuştursun. Hem sen beni boğazlamak için yatıracağın zaman yüzü koyun yatır. Alnı yere getir. Yanımın üzerine yatırma. Çünkü yüzüme bakınca rikkate gelip de benim hakkımda Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım. Eğer gömleğimi anneme götürüp vermeyi uygun görürsen öyle yap. Belki bu onun için bir teselli olur. Gönlünü onunla eyler dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Oğulcağızım, sen bana Allah'ın emrettiği her şey hakkında ne güzel yardımda bulundun.'' dediği ve onu istediği gibi sımsıkı bağladı. Bıçağı iyice piledi. Sonra onu yüzü koyun yatırdı. Yüzüne bakmaktan sakındı. İbrahim aleyhisselam bıçağı İbrahim peygamberin boğazına bastırınca sanki bıçak bakır bir levhayla karşılaştı. Büyük bıçağın ağzı İsmail aleyhisselamın boğazını kesmedi. İbrahim aleyhisselam bileği taşıyla iki veya üç kere biledi. Fakat her defasında da kestirmeye muvaffak olamadı. Herhalde bu iş Allah'tandır dedi. İbrahim aleyhisselamın elindeki bıçağın ağzı tersine dönmüştü. O sırada Yüce Allah tarafından, ''Ey İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. İşte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık. Boğazla onu.'' buyuruldu. İbrahim aleyhisselam doğrulup bakınca Cebrail aleyhisselamın yanında iri boynuzlu bir koçun veya önünde iri bir dağ tekesinin dikilip durduğunu gördü. ''Kalk yavrucuğum, sana bir fidye indi.'' dedi. O tekeyi orada, Mina'da kurban etti. Bu tekenin Sebir Dağı'ndan inip geldiği rivayet edildiği gibi, iri boynuzlu, güzel bir koç olduğu da rivayet edilir. İsmail aleyhisselama Allah tarafından fidye olarak gönderilip kurban edilen koçun iki boynuzu, Kabe'de uzun zaman asılı durmuş ve Kabe'nin Abdullah bin Zübeyir ve Haccac zamanında yanması üzerine o da yanmıştır. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'i alnı üstü yatırır. Kurban edecektir. İç alemi elbette buruktur. Muzdariptir ama karara boyun eğmektedir. Hazreti İbrahim, bıçağı çalacaktır ince et parçasına. Ama Rabbim bıçaktan kesebilme kudretini kaldırmıştır. Bıçak bir pamuk yumağı gibi boyundan geçer. Hazreti İbrahim kendinden geçer. Hazreti İsmail kendinden geçer. Bıçak kendinden geçer. Yüce Allah Halilini, dostu olan Hazreti İbrahim'i bıçağı kes diyor ama Halık, Yüce Yaratan kesme diyor. Hangi bıçak kesebilir ki? Emir büyük yerdendir. Ateş yakar elbette ama Yüce Allah yakma derse ateş yakmaz. Hangi ateş Hazreti İbrahim yakabilir ki? İşte bu da aynı böyle.
kuralları koyan yüce kudret o kuralları başka kurallarla değiştirir. Güç O'nun, kudret O'nun, mal O'nun, mülk O'nun, söz O'nun, kalem O'nun, iktidar O'nun, hüküm O'nun, kimin haddine karşısında söz söylemek, kelam sarf etmek. Kur'an-ı Kerim büyük bir kurbanın Hazreti İbrahim'e verildiğini haber veriyor. Hazreti İbrahim kararlılığını, fedakarlığını, Hazreti İsmail'in ise teslimiyetini hep konuşmuşuz ama Yüce Allah'ın Hazreti İsmail'i kestirmemesini nedense hep geçmişizdir. Yüce Allah'ın engin rahmetini, bir babayı, evladını boğazlamayla imtihan eden Rabbin en son demde babayı bu ağır imtihandan çıkarması, lütfetmesi, boğazlatmaması, evladının kanına babanın elini bulaştırmamasını, babadan daha merhametli olması, sonra Rabbe teslim olan o çocuğa İsmail'e peygamberlik vermesi ve onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi yapması, fedakar babayı, cefakar babayı ve tevekkül eden evladı konuşan bizler ne yazık ki merhametli Allah'ı ne az konuşuyoruz. Bütün sahip olduklarımızın O'nun merhametli bir dokunuşunun eseri olduğunu hep göz ardı ediyoruz. Rabbi hakkıyla bilmeden Rabbin nimetini nasıl takdir edebiliriz ki? Yüce Rabbe tam teslim olmadan ne halil olan Hazreti İbrahim'i ve ne de halim olan Hazreti İsmail'i anlayamayız. Kurbanı keserken Hazreti Peygamber hicretin ikinci yılından itibaren hep böyle buyurdu. Bu babanız Hazreti İbrahim'in sünneti, adetidir. Bu nedenle de kurban bayramında kurban, vacip veya müekket, güçlü sünnet kabul edilmiştir. Usulüne uygun hayvanlara eziyet edilmeden kurbanı kesmek her Müslüman için bir ibadettir. Bunu ihmal etmemek lazım. Rabbim kurbanlarınızı makbul etsin, niyetlerinizi Allah için eylesin. Zira kesilen kurbanın eti ve kanı değil, ancak takva dolu niyetiniz Yüce Allah'a çıkar. İşte Rabbimiz Saffat suresinin 100 ve 113. ayetler arasında bize şunları emrediyor. O, Rabbim, bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir oğulla müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin dedi. O da cevaben, babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca biz ona ''Ey İbrahim!'' diye seslendik. ''Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Salihlerden bir peygamber olarak ona, İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek, kutlu ve bereketli eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendini açıktan açığa kötülük edenler de olacak. Lütfen başkalarının da hisse alabilmesi için videomuzu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.